Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu bağlamda Sayın Lut'u görevlendirmiştir biliyorsunuz. Ve kendisi ortak bir zemin var mı? Taraflar arasında ortak bir vizyon var mı? Şeklinde bir nabız tutma sürecinin içerisinde olmuştur. Buradan Birleşmiş Milletler'e de bu çağrıyı özellikle yapmak istiyorum. Artık biz mış gibi yapma döneminin sona ermesini istiyoruz. Artık ortak bir zemin yoksa örneğin bunu çıkıp açıkça Birleşmiş Milletler'in görevlendirdiği kişilerin samimiyetle açıkça söylemesini istiyoruz. Aslında ortak bir zemin ve ortak bir vizyon olmadığını görmek için alim olmaya gerek yoktur ama cesur olmaya, cesaret göstermeye gerek vardır. Bizler artık Kıbrıs'ta emekliliği ertesinde cesaret gösterecek olan Birleşmiş Milletler temsilcileri istemiyoruz. Kıbrıs Türk halkının bir kimlik olarak bu coğrafyada kendi kendini yönetme ve kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadelesi hiç değişmemiştir. Bundan sonra da değişmeyecektir diye düşünüyorum.